Selamlar dostlarım. Bundan birkaç hafta önce Instagram'da güzel bir ürünün reis videosunu paylaşmıştım ve oldukça mesaj geldi bana bu ürün hakkında. Alınır mı? Performansı nasıl? Nasıl şarj ediyor? Hızlı mı? Reis videosu olduğu için doğal olarak süre çok kısıtlı oluyor. Çok fazla teknik bilgiye giremiyorum arkadaşlar ama bugün sizler için o ürünü inceleyeceğim. Bugün güzel bir powerbank incelememiz olacak. Ama bu bildiğiniz powerbank'lerden değil. Nasıl bir powerbank? Gelin hep birlikte görelim. Nasıl bir power bank bu? Esling'in solar panelli bir power bank'i dostlarım. Yani enerji olmasa dahi, elektriğiniz olmasa dahi dağda, bayırda, çayırda fark etmez. Güneşin olduğu her yerde tek yapmanız gereken power bank'i güneşe doğru çevirmeniz, yani solar panellerini çevirmeniz ve kendisinin şarj işlemini başlatması gerekiyor ve kendi bataryasını şarj ediyor ve sizde tabii ki Powerbank'in o enerjisini kullanıyorsunuz. Gerçekten çok akıllıcı olmuş bu şekilde solar panelli bir yüzeye sahip olması özellikle piknikte, kampta ve uzun yolculuklarda yapmanız gereken söylediğim gibi güneşe doğru çevirmek biraz şarj işlemi uzun olabiliyor ama yine de enerji depolayabiliyor. Kutusundan şimdi çıkartalım bunu arkadaşlar. Sonra sahip olduğu özelliklere bakalım. Kutu içerisinde her üründe olduğu gibi kullanım kılavuzu kitapçığı ve şarj işlemini gerçekleştirebilmemiz için 30 santimlik de bir şarj bağlantı kablosu çıkıyor. Ayrıca küçük de bir askı aparatı bulunuyor dostlarım. Öncelikle sahip olduğu kapasiteden sizlere söz edelim dostlarım. 12 12.000 miliamperlik bir batarya kapasitesine sahip bir powerbank bu yani batarya kapasitesi bence 10.000'in 10 üzerinde olmalı 30 30.000 miliamperlik batarya kapasitesi var bu ürünün kalitesiz olduğu anlamına gelmiyor bir telefonun da ortalama 4000 ile 5000 miliamperlik bir bataryası olduğunu kabul edersek ortalama iki defa iki buçuk defa doldurduğunu görebiliyoruz 12.000 miliamperlik batarya kapasitesi Bence gayet iyi olmuş çünkü zaten batarya kapasitesi de çoğaldıkça üründe daha fazla ağırlaşacaktı, büyüyecekti. Zaten solar paneli bir yapıya sahip olduğu için de biraz da büyükçe bir yapıya sahip. Ortalama 350 gramlık bir ağırlığa sahip dostlarım ve şöyle baktığımızda bir telefon boyutunda ama kalınlık olarak da bir tık kalın hatta iki tık kalın diyebiliriz. Gövdesi tamamen sert plastikten oluşuyor arkadaşlar. Sadece solar panelin olduğu kısım cam yüzey böylelikle güneşten gelen ışıklar daha şiddetli bir şekilde daha sıcak bir şekilde emilmesi sağlanmış oluyor ve tırtıklı bir yüzeye sahip kolaylıkla avuç içinden düşmez elinizden kaymaz Arka tarafında güç butonu bulunuyor. Güç butonu sayesinde powerbank'i çalıştırabiliyoruz. Aynı zamanda powerbank'in ön yüzeyinde led'lerden oluşan bir ışık kısmı bulunuyor arkadaşlar. Bu ışıkla da tabii ki karanlık ortamlarda da faydalanabiliyoruz. Çok fazla şiddetli bir yapıda değil ama yine de karanlık ortamlarda iş görecektir. Tıpkı bu şekilde etrafınızı, önünüzü görecek kadar şiddetli ışığa sahip. Dostlarım veya seyir halindesiniz, aracınız bozuldu. Motora bakmak istiyorsunuz karanlık akşam bu şekilde led ışıkları kullanarak işinizi halledebilirsiniz. Bu şekilde ön yüzeyde led ışık olması bence powerbank'i kullanışlı bir hale getirmiş. Güç düğmesinin hemen yan taraflarında da küçük led ışıklar bulunuyor toplamda 6 adet. Bu şekilde de ne kadar batarya kapasitesi kaldığı hakkında da bilgi alabiliriz. Aynı zamanda güneşe doğru çevirdiğimiz zaman şarj işleminin de yapıldığını bu led ışıklar sayesinde görebiliyoruz. Ayrıca ön tarafta solar panel hemen üst kısmında küçük bir letişik bulunuyor. Yine bu da yeşil bir şekilde tepki veriyor arkadaşlar. Güneşe doğru çevirdiğiniz zaman bu da şarj işleminin yaptığını yani solar panelin çalıştığını gösteriyor. Gelelim powerbank'in giriş çıkış noktalarına ve hızlı şarj olayı var mı? Tabii ki birçok arkadaşımız merak ediyordu. Silikonlu bir kapak var bu noktada ve giriş çıkışların böyle korunması iyi bir durum arkadaşlar. Sıvıdan tozdan korunması iyi bir durum. Baktığımız zaman iki tane standart USB çıkışı olduğunu görüyoruz. Aynı anda iki cihazı şarj edebiliyoruz. Böylelikle telefon veya bunun dışında farklı bir cihazınız varsa bluetooth kulaklığınız örneğin veya akıllı saatiniz onu da aynı anda şarj edebilirsiniz. Maalesef Powerbank'te hızlı şarj yok arkadaşlar ve Micro USB ve Type-C girişlerinde görebiliyoruz arkadaşlar. Bu noktada bir tık zayıf kalmış. Evet biliyorum ama çok fazla yüksek bir fiyata sahip olmadığı için fiyat performanslı bir Powerbank olduğu için bunu aslında es geçebiliriz. Yani hızlı şarj olsaydı emin olun bunun fiyatı iki katı olurdu. Peki panel ne kadar hızlı bir şekilde bataryayı dolduruyor? Ne kadarını doldurabiliyor? Benim yapmış olduğum testlerde dostlarım tabii ki güneşin açısına göre değişebilir. Bulunduğunuz bölgenin ne kadar sıcak olduğunu ki bu yaz ayları gerçekten Türkiye'nin tüm bölgelerinin sıcak olduğunu düşünüyorum. Sabah bıraktığınız zaman cam kenarına ortalama akşama doğru böyle ful'e yakın olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Mesela seyir halindesiniz, araç kullanıyorsunuz. Aracınızı ön yüzeyine şöyle bırakırsınız. Gitmek istediğiniz yere kadar en azından şarj olur. Veya derstesiniz yan tarafa cama bırakırsınız. Veya evdesiniz fark etmez cama bırakırsınız. Şarj işlemi en azından başlar ve elektrik tasarrufu az da olsa yapmış olursunuz. Veya günümüzde hala elektrik kesintileri oluyor. Elektrik kesintilerinde de yine pratik bir çözüm olabilir. Veya pikniğe gittiğimiz zaman, kampa gittiğimiz zaman gerçekten çok ciddi bir çözüm haline gelebilir bir powerbank. Enerji olduğu için, elektrik olduğu için emin olun bir yerde mutlaka işimize yarayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Bu tarz inceleme videoların devamı için kanal destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz bir like atın bana video desteğinizi gösterin. Ürün hakkında kafanıza takılan sorular olursa videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.